Sağduyu programından iyi akşamlar. Bu programımızda Mehmet Akif Koç arkadaşımızdan İran'ı konuşacağız. Hoş geldin Akif. Hoş bulduk Tarık Bey. Çok teşekkürler. Rica ederim. Akif Koç İran konusunda özellikle saha deneyimi olan, 2 yıl orada sahada bulunmuş olan, aynı zamanda 40 civarında da edebi ve siyasi kültürel eseri çevrilmiş olan, bu konuda akademik çalışmalar yapan değerli bir araştırmacı. Konuşacağımız konu daha çok İran'ın işte 1000 yıllık kültürü geleneği olarak Anadolu'yu, Türkiye'yi, Türkiye'deki kültürel hayatı, Türk tarihindeki siyasi hayatı, bölgeyi etkisi ve dönüştürücü etkisi üzerine olacak. Evet Akif, konuşalım bakalım. Evet. İran biraz bahset bakalım, özellikle işin dini teolojik konusundan tutun da Anadolu'daki anlayışları, siyaseti, kurumları. Başlayalım. Şimdi şöyle başlayayım ben. İran deyince bizim aklımızda daha böyle dar ve indirgemeci bir şey canlanıyor. Ben İran deyince şunu kastediyorum. Şu anlamda kullanacağım programda da. İran aslında bir etnik yapıların üzerinde, mezhebi dini yapıların üzerinde ben bir coğrafi terim olarak İran'ı kullanıyorum. Yani bir kültürel heyula olarak, kültürel öteki olarak değil de bir coğrafi tanımlama olarak kullanıyorum. Yani bunun içerisinde Kürtler de var, Araplar da var. Farslar baskın unsur olabilir ama tarihte mesela 1920'lere kadar, Kacarların sonuna kadar Türkler daha baskın unsur olmuş. Dolayısıyla burada bir etnik şey yapmıyorum, etnik bir ifade kullanmıyorum. Biz de bugün mesela İran, İrancı falan denince kafamızda doğrudan bir mezhepsel şeyle, ötekiyle birlikte geliyor. Bir medeniyeti kastediyorsun. Aynen öyle. Yani İran şehri veya İran zemin denilen bir geniş coğrafi anlamla birlikte birkaç bin yıllık bir kültürden, medeniyetten bahsediyoruz. Bunun elbette Türkiye'den bakınca negatif tarafları var, pozitif tarafları var. Öykünülen tarafları var, uzaklaşılan, kaçılan, korkulan tarafları var. Dolayısıyla burada objektif bir bakış geliştirmek lazım. Ben bunu savunuyorum temelde. Yani etnik şeylerden bağımsız. Yani nihayette 1920'lere kadar Türkler tarafından yönetilmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Yani ta ki işte 1050'lerden, 1060'lardan itibaren 1920'lere kadar doğrudan Türklerin yönettiği bir coğrafyadan bahsediyoruz. Sadece bugünkü sınırları anlamıyla İran'dan da değil. Yani İran dediğimiz aslında benim kastım biraz da şu. Anadolu'nun doğusu ve güneydoğusu da tarihsel olarak bu şeyin içerisinde, İran zeminin içerisinde, Irak tamamıyla bunun içerisinde, Suriye'nin doğu tarafı içerisinde. Diğer taraftan baktığımız zaman da Maveraün Nehir büyük oranda burada. Büyük Horasan coğrafyası burada. Kuzeyde Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan 1820'lere kadar doğrudan İran'dan yönetilmiş falan. Ve Hindistan. Hindistan'da ciddi bir İran etkisi var. Ta ki 1840'larda, 50'lerde İngilizcenin ve işte o Doğu Hindistan şirketinin daha güçlenip Hindistan'ı etki altına aldığı, İngilizcenin Farsçayı baskıladığı döneme kadar İran etkisi şeyde çok yaygın. Hindistan'da çok yaygın. Dolayısıyla böyle bir geniş coğrafyadan bahsediyorum. Geniş bir kültürel zeminden bahsediyorum İran deyince. Yani sadece 1979'dan sonra Türkiye'de kamuoyunun büyük oranda dikkatini çeken 79 devrimi, İslamcılık, İrancılık vesaire Türkiye'deki etkileri bağlamında dikkat çeken bir şeyden ziyade, bir fenomenden ziyade daha tarihsel anlamda bir kültürel büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz aslında. Ve baktığımız zaman Anadolu'da da özellikle Selçuklar devrinde, yani 11. asır, 12. asır ve hatta 13. asır büyük oranda İran etkisinde, doğrudan etkisinde demeyelim ama kültürel olarak İran'dan çok fazla esinlenmiş, isimlere, eserlere vesaireye kadar. Bunu fırsat olursa detayına da girmek isterim. Büyük oranda etkilenmiş bir Anadolu'dan bahsediyoruz. Osmanlı döneminde keza öyle. Yani şiirin dilinin Farsça olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz Anadolu dediğimiz zaman. Dolayısıyla İran o anlamda sadece 79'dan sonra değerlendirilebilecek veya 79'dan sonra dost, düşman, aşk, nefret ikilemleri içerisinde ele alınabilecek bir şey değil. Bir yapı, bir coğrafya, bir kültür değil. Daha geniş ölçekte değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Mesela çok ilginç bir şey. Osmanlı döneminde Uzun Firdevsi denilen bir adam var. 2. Murat döneminde olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Şehname'ye şeyler var, nazireler var. Şehname üzerine şerhler var vesaire ki Şehname aslında teknik bir metin. Yani işte bu Gazneli Sarayı'nın şeyin sunduğu, Firdevsi'nin sunduğu 11. asrın başlarında teknik bir metin. Yani ben bu şeyle 30 yıl boyunca çalıştım ve İran kültürünü dirilttim. Eski İran'ı dirilttim dediği, yani dil olarak da, kültür olarak da, tarih olarak da dirilttim dediği Horasanlı Firdevsi'nin o kitabı, yani binli yılların başında Gazneli Sarayı'na sunduğu o kitaba şerhler yazılıyor Osmanlı döneminde. Ki yani kitap da nihayetinde şey gibi değil, eski siyasetnameler usulünde bir kitap değil. Yani eski İran ustureleri, masalları, efsaneleri vesaire üzerine biraz daha bir İranlık bilinci, İranlık kültürü, yani Arap fetihlerinden sonra veya işte İslam fetihlerinden sonra, onlar Dukarni Sükut diyorlar, 200 yıllık çöküş dönemi. Ondan sonra tekrardan işte bu Saffariler, Tahiriler vesaire, bunlarla birlikte Samaniler elbette Horasan tarafına yeniden dirilen bir, diriltilmeye çalışılan bir kültür. Firdevsi, Şehname. Dolayısıyla o kültürün biraz daha Farsça üzerinden yeniden o Fars kültür sahasını İran'da tekrardan hakim kılmaya çalıştığı Horasan'dan başlayarak bir coğrafya. Temelde kastettiğimiz, temelde benim bahsettiğim, daha böyle tarihsel sosyolojik tarafıyla ele almak gerektiğini düşündüğüm taraf burası. Yoksa biz şeye takıldığımız zaman, yani Yemen'de şu olmuş, Suriye İç Savaşı'nda bu olmuş, Lübnan'da Hizbullah olmuş, Irak'ta bilmem işte falanca gruplar olmuş falan, biraz daha şeyi indirgemiş oluyoruz. Yani o tarihsel boyutuyla tartışılması gereken o fenomeni biraz daha güncel meselelere kurban etmiş oluyor. Müsaadenle sana bir şey sorayım. Mesela dikkatimi çeken Peygamber Aleyhisselam doğumuyla beraber oradaki büyük bir ateşin söndüğü falan bahsediyoruz ama İran o zaman bir Pers İmparatorluğu, Sasani İmparatorluğu'ydu. Bu Sasani İmparatorluğu'nun ta Büyük İskender'e kadar alırsak, bunun Büyük İskender dahil, İslam devletleri, İslam teolojisi dahil, Hint mistizmi dahil, bunun yutucu, absorbe edici, dönüştürücü, bitmeyen özelliğinin kaynağı nedir? Şimdi İran kültürü biraz şöyle kendisini var etmiş. Yani teknik olarak işgale müsait bir coğrafya. Evet. Şimdi bunu yanlış hatırlamıyorsam Hamid Ahmedi'nin şeyinde vardı, İran Siyasi Coğrafyasına dair kitabında vardı. Hamid Ahmedi şöyle diyor: İran'a yapılan akınların, işgallerin çok büyük bir kısmı Batı ve Kuzeybatı'dan geliyor. Yani Anadolu üzerinden veya yukarıdan Ruslar Kafkasya kanalıyla. Çok büyük çoğunlukla böyle doğudan gelenler azdır. Yani Timur gibi, Cengiz gibi, işte Ahmet Şah Durrani gibi, Afganlar gibi 18. yüzyılın ortalarında bunlar az. Ama çoğunlukla batıdan gelmiş işgaller, tehditler politik anlamda batıdan ve kuzeybatıdan gelmiş. Yani normal fiili askeri işgallerden de bahsediyorum. Araplar bir sefer gelmiş sadece. 636-642 Kadisiye ve Nihavend. Ondan sonra zaten çok büyük dönüştürücü bir etkisi oldu. Araplar bir daha gelmedi. Daha öncesine de gelmemişlerdi, sonrasına da gelmemişler. Dolayısıyla güneyden ve doğudan öyle bir tehdit şeyi yok, algısı yok. Şimdi bu şeyin içerisinde, bu yapının içerisinde işgale müsait bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ve burada kendinizi nasıl var edebilirsiniz? Yani ya çok kuvvetli bir imparatorluk olacaksınız ve bu hani uluslararası ilişkilerde ofansif realist şey var ya, paradigma var ya, savunmayı daha önde kuracaksınız ki kendi topraklarınıza gelmeden bir şekilde durdurabilirsiniz. Daha çok biz Anadolu'da yaptığımız gibi. Evet, veya işte İsrail'in çevresine tampon bölgeler kurmaya çalışması gibi Gazze'de, Golan'da vesairede. Bunu yapacaksınız. Veya kültürünüz güçlü olacak ama savunmanız zayıf olacak. Gelen kültürleri kendi içinizde eriteceksiniz. Şimdi İran tarih boyunca ikisini de yapmış, İran coğrafyası. Şimdi mesela İskender'e karşı direnememiş. Milattan önce 330'larda Makedonlara karşı, Makedon ve Yunan ortak ordularına karşı direnememiş. Ve İskender bütün İran'ın üzerinden geçmiş. Hatta işte o İstahar'ı, Persepolis'i vesaire, bugün gittiğinizde sarayın ancak kalıntıları kalmış geriye. Bütün İran coğrafyasını çiğnemiş, geçmiş Ganj'a kadar, Hindistan'a kadar. Şimdi burada kültürü yok edememiş ama somut sarayları, ne bileyim köprüleri, yolları vesaireyi tahrip etmiş mesela. Fakat İskender'den sonra Seleukoslar var, yaklaşık olarak 1,5-2 asır. Şimdi Seleukoslardan geriye hiçbir şey kaldı mı diye bakın mesela. İskender'den geriye hiçbir şey kaldı mı diye İran'a bakın mesela. Hiçbir şey göremezsiniz, sıfır. Yani ne dil olarak kalmış, ne kültür olarak kalmış, ne somut herhangi bir eser olarak kalmış, ne bir kitap, ne bir yazı, ne bir hiçbir şey kalmamış geri. Cengiz Han ahfadı geliyor şeyle birlikte. kuzeyden işte bu Batuhanlar vesaire yukarı doğru Sübideyler, yukarı Altınordu'yu kuruyorlar. Güneyden de aşağı doğru geliyorlar. Sonradan İlhanlar olacaklar. Onlardan geriye bir şey kalmış mı diye bakıyorsunuz. Yani Moğollar da günün sonunda Şiileşerek Türkleşmiş ve İranileşmiş. İşte benim sormak bu kültürün kodları nelerdir? Teolojik kodları, evet. Ontolojik kodları. Bu bir anaç kültür. Şimdi şey döneminde İslam'dan sonra ve İslam'dan önce diye bakmak lazım. İslam'dan önce büyük bir imparatorluk olarak çevrede etki sahibi olmuş. İran zemin içerisinde kültürel olarak dil anlamında etki sahibi olmuş. İslam'dan sonra da Şiiliğe ev sahipliği yaparak protest düşünce, sadece Şiiliği kastetmiyorum burada, protest düşünce diyelim. Yani mesela Abbasilerin ilk döneminde, ilk asrında işte Afşin'in, Türk komutanı Afşin'in bastırdığı Babek el Hurremi isyanı var mesela, Hurremiye. Yani bunların Şiilikle hiçbir alakası yok. Eski Mecusi inançlarını, Mazdeki inançları, hatta Mitraist inançları devam ettiren bir kültür mesela. Babek el Hurremi'nin bu Erdebil, kuzeyde Erdebil tarafındaki şeyi, isyanı. Şimdi mesela bunun Şiilikle bir alakası yok ama nihayetinde heterodoks yapılar. Ya ana akımın dışındaki şeylerden bahsediyoruz. Mitra inancı Sasani kültürünün temellerinden biri diyebilir miyiz kadim olarak? Mitra. Diyebiliriz ama Sasanilerin daha ziyade kendilerine has işte bu Ehrimen Ahuramaz'da biraz daha farklı bir şey var. Farklı bir İrani din olarak kurguladıkları daha farklı bir şey var. Daha farklı bir dini yapı var. Farkı yani nedir? Devlette iç içe geçmiş. Tekrar monoteist dinlerden farkı nedir? Ahuramaz'da ya da buna benzer şeyler. Şimdi burada ilginç bir şey. Hanefi fıkhında muhtemelen Ebu Hanife ile İmam Cafer Sadık'ın Şii imamlardan dostluğundan da güç alan, kaynağını bulan Ebu Hanife'nin de aslen işte o İran kültür zemininin içerisinde yetişmesinden kaynaklanan gelen Mecusleri ehli kitap kabul etme şeyi var. Çok ilginç. Şeyde de öyle, Caferilerde de öyle. Fakat diğer mezheplerde öyle değil. Hanefilikte var mı? Hanefilikte tabii. Mecusilik ehli kitap gibi kabul edilir. Kestiği et yenir. Normalde evet. Mesela işte ehli kitap değilse kestiği et yenmez. İşte o yüzden koşer vesaire Müslümanlar dışarı çıkınca dikkat ediyorlar. Koşer mağazalardan almaya çalışıyorlar falan. Yahudilerden. Ehli kitap olması aranır. İşte Hanefi fıkhında Mecusler ehli kitap kabul edilir. Şimdi bu biraz daha biraz böyle kazıyınca şu çıkıyor ortaya. Yani sanki orijininde bir semavilik var ama sonradan bozulmuş gibi. Fakat burada tabii şu da var. Araplarla Mevali arasında, Arap olmayanlar arasında bilhassa Emeviler döneminde, işte fıkhın kurumsallaştığı Abbasiler döneminde Irak'ta bilhassa Araplar ve Arap olmayanlar arasındaki siyasi mücadele kültürel sahaya da yansıyor, fıkhi sahaya da yansıyor ve bunun getirdiği bir mecusileri komple dışlama eğilimi de baş gösteriyor. Bunu da görmek biraz lazım. Biraz siyasi yani. Görüyorsun bunu yani. Siyasi tarafı kesinlikle var. Çünkü bugünlerde elimde şey var. Bu Keçiali'nin İmam Şafii biyografisi var. Orada İmam Şafii için anlatıyor Keçiali. Arapçı değildi diyor, ırkçı değildi ama Araplarla Arap olmayanlar arasında bariz bir ayrım yapardı diyor İmam Şafii için. Evet. Onun hayatında önemli bir Irak şeyi var. Basra civarında, Basra ve Bağdat'ta önemli bir Irak dönemi var, eserlerini verdiği. Hatta Ebu Hanife öldüğünde oraya gidiyor. İmam Muhammed'le ve İmam Ebu Yusuf'la şeyleri var. Ebu Hanife'nin talebeleri, evet. Hanefiliği kurumsallaştıran talebeleri. Şimdi mesela İmam Şafii'nin zihninde bile diyorum. Çünkü İmam Şafii daha kapsayıcı olmasını beklersiniz. Dünya kadar yer gelmiş ama Kureyşli, Haşimi. İmam Şafii'nin zihninde bile şey var. Araplar ve Arap olmayanlar ayrımı var. Yani dini Araplar bilir. Arap olmayanların söylediklerinin bu alanda çok da fazla bir hükmü olmayabilir. Bunu düşündürüyor İmam Şafii'nin meseleye bakışı. Dolayısıyla bu o dönemki hem siyasi şeye hakim. Çünkü Abbasiler biraz şöyle bir devlet. Konudan biraz uzaklaşıyorum ama önemli gördüğüm için anlatıyorum bunu. Şimdi Abbasiler İran geleneğini, Sasani geleneğini devam ettiren, Sasani geleneği üzere teşekkül ettirilmiş bir devlet. Abbasilerin evet İran üzerine... Evet. Niye Şii değiller o zaman? Şöyle, çünkü Abbasileri kuran Ebu Müslim Horasani İranlı zaten. Evet. Yani oradan Emevilere yönelik bir şeyi, Emevilere yönelik bir tepkiyi yönlendiriyor, güçlendiriyor, teşkilatlandırıyor ve dönüp Şam'a, Emevilerin başkentine kadar asa asa geliyor. kese kese geliyor tabiri caizse. Ve mevileri yıkıyor. Yani o aslında mevalinin Arab'a şeyidir, isyanıdır bir. İkincisi de eski o Sasani İran kültürünün Araplara isyanıdır, başkaldırısıdır yani. Dolayısıyla bu Müslimnameler falan hani Anadolu'da çok yaygındır, hala vardır halk edebiyatında ama İran'da daha yaygındır. Çünkü Ebu Müslim biraz daha şey bir kahraman olarak görülüyor. Tabii şeyde Safevilerden Türk sonra. Türk değil değil mi? Bize Türk olarak Türk okutmuşlar. Horasanlı kendisini evet. Sasani geleneğinden, Sasani prenslerinden birinin soyundan gösteriyor kendisini. Tabii şeyde Sasani'nin yıkılışıyla Ebu Müslim'in arasında yaklaşık 100-110 yıllık bir dönem var. Yani soy bağlarını, nesepleri orada takip edebilirsiniz. Eğer böyle iddia ediyorsa bunu challenge etmek şey anlamda, teknik anlamda kolay. Bu çok challenge edilmemiş. Yani teknik olarak da kendisini Sasanilerin bir Sasani hanedanına veya Sasanilerin büyük kumandanlarından birine izafe ediyor. Ona bağlıyor. Dolayısıyla bunu aslında mevalinin Araplara isyanının yanında İran kültürünün yani o dışlanan, vergi alınan ama baskı altında tutulan İran kültürünün o İslam ve Arap kültürüne bilhassa Emevi kültürüne karşı başkaldırısı olarak da okunabilir Ebu Müslim'in şeyi. Şimdi Ebu Müslim neden şey değil? Ebu Müslim Şiilik adına çıkmıyor ortaya. Ebu Müslim'in ortaya çıkışıyla, şimdi burada Emevi karşıtı bir takım gruplar var, bir takım yapılar var. İşte Meval dediğimiz eski Mısırlılar var. Eski Bizans bakiyesi yapılar var. Gassaniler falan gibi Bizans. Türkler de Mevali. Türkler de Mevali aynı şekilde getiriliyorlar. Paralı asker olarak getirilmeleri onların daha ziyade Abbasiler döneminde ama Emeviler döneminde teknik köleli olarak geliyorlar falan. Ama büyük oranda asıl karasal çarpışma bugünkü Irak coğrafyasında Sasanilerle Araplar arasında olduğu için esas Mevali denince otomatikman akla gelen yani o kara komşuluğundan dolayı yüzlerce kilometre İranlılar. Ve o kültürü yani dönemin iki süper gücünden bir tanesi. Hani bu soğuk savaş döneminde Amerika ve Sovyetler var. Orada da yine şey döneminde bir soğuk savaş var aralarında. Mu'tezile fikri ve o konudaki akılcı düşünen bazı filozofların mesela Mısır'da, Medine'de değil de Horasan'da, İran'da çıkması çok şaşırtıcı değil. Evet. Ya çünkü rivayete dayalı din anlayışı daha ziyade Araplar arasında yaygın. İçtihada dayalı din anlayışı daha ziyade Arap olmayanlar arasında yaygın. Evet, çünkü bunlar hadisçiler daha çok evet, Araplar. Ehli hadis, ehli reyh gibi. Evet. Hadis ehli daha ziyade rivayet üzerinden ve mesela şeyde Şafilerde var, Malikilerde de var. O dönem çok yaygınlar. Mısır'ı, Irak'ı onlar kontrol ediyorlar. Bilhassa Mısır'da mesela. Hadis üzerinden kendini var eden ve mesela Medinelilerin yani sahabe kültürü orada olduğu için mesela sahabenin davranışı da ciddi bir referans kabul ediyor. Ciddi bir dayanak noktası kabul ediyor. Ben şimdi ilahiyatçı değilim. Orada çok teknik detaya girip de yanlış söz söylemek istemem ama nihayetinde Medine'de sahabenin davranışları da bir kod olarak kabul ediliyor. Fakat bunu Iraklılar mesela çok böyle almıyorlar. Iraklılar daha aklı ön plana çıkartıyorlar. Aklı ön plana çıkartma Sasani Devleti döneminde Sasaniler dünyanın en rasyonel adamları değildi. Evet. Yani onlar da nihayetinde ne bileyim şahı tanrı gibi gören, tanrının gölgesi gibi gören, bu arada zillullah fil arz kavramıyla Abbasilerdeki Tanrı'nın gölgesi. Yezdani ve Sasani şahlarının işte bu Tanrı tarafından görevlendirildiği tanrısal bir kutla Türklerdeki oraya da bağlanabilir bu. Bu anlayışla zillullah fil arz arasında çok büyük bir paralellik var. Niye mesela zillullah fil arz kavramı Medine'de, Mekke'de, Mısır'da ortaya çıkmıyor da Bağdat'ta ortaya çıkıyor? Avrupa'da bunlar üzerinde de düşünmek lazım. Avrupa'da biraz daha farklı tabii. Yani Papa'nın otoritesiyle o yereldeki prenslikleri, bilhassa Cermen prenslerinin otorite kavgası, o tepişmelerin bir sonucu olarak Papa'nın biraz da işte onlara karşı bir argüman olarak kullandığı bir şey. Ama bu tarafta daha farklı bir hikaye var. Bir de tasavvuftaki bu hiyerarşik yapı, işte Gavs, Kutup, Üçler, Yediler, bu özellikle İsmaili doktrinden, İran'dan çıkıyor. Olarak o da çok ilginç. Şimdi burada şeyi kurumsallaştıran yani Şiiliğin içerisindeki çoğu yapıyı kurumsallaştıran, tasavvufu kurumsallaştıran büyük oranda İranlar. Yani şey anlamda, böyle bir bireysel züft anlamında hani bunu konuşunca bilhassa ilahiyatçılarla, İslam tarihçileriyle otomatikman şunu söylüyorlar. Diyorlar ki işte filanca sahabe geceleri 300 rekat namaz kılardı. Peygamberin hayatında da var bu tür şeyler. Günlerce oruç tutardı. İşte açlıktan karnına taş bağlardı falan. Bireysel züht anlamında, kitlesel bütün bir sahabe böyle yaşıyordu anlamında değil ama bireysel züht anlamında bu tür örnekler var. Bu başka bir şey. Bireysel bu çünkü. Ama yani bu fıtrattan gelen bir şey. Ama bir de kurumsal tasavvuf var. Kurumsal tasavvuf Medine'de var mıydı mesela? Medine'de hiç oturuyor mu? Yok. Emevi döneminde var mı? Abbas döneminde var mı? Kurumsal tasavvuf. Ne bileyim, Şam'da çok uzun zaman, asırlarca var mı? Yok. Mısır'da var mı? Yok. Niye tasavvufun uluları, büyükleri İran'dan çıkıyor mesela? İran derken sadece bugünkü anlamıyla tabii, ne bileyim. Orta Asya'ya kadar da bu kültür şeyi. Ya Mavera-i Nehir de İran nihayetinde. Buhara, Semerkant da İran. Ya İran zeminin içerisinde, İran şehri dedikleri o geniş İran kültürünün içerisinde. Benim kastım o biraz da. Şimdi niye mesela buradan çıkıyor da yani Hint kökenli şeylerden, işte İmam Rabbani orada niye daha güçlü, işte Hindistan'da ciddi bir şey var, işte Çistiler vesaire, ciddi bir tasavvuf kültürü var. Çeşitli tarikatı, evet. Mavera-i Nehir'de var da Medine'de niye hiç ortaya çıkmamış? Mısır'da mesela niye hiç yok? Tavsiye. Peki bugün bugünkü İran'da tarikatlar var mı? Güçlü mü? Tasavvuf güçlü mü? Bu tip mistik, inisiyatik şeyler, gruplar. Safevilere kadar güçlüydü. Çok ilginç. Safevilerle birlikte, çünkü Safevilere kadar bütün ülke Şafii'ydi. Evet. Mezhepsel olarak Safevilere kadar Şii değil mi diyorsun? Değil. 1501'e 1502'ye kadar bütün ülke Şafii'ydi. Biz hep Şii bilirdik İsmail'den sonra. Yok. Şeyden önce, Safevilerden önce, 1501-1502'den önce böyle lokal bir takım Şii prenslikler var. Mesela Deylem'mişti. Taberistan dedikleri bugünkü Mazenderan, Gilan tarafı. Orada ufak tefek prenslikler var. Alamut da o bölgededir. Deylem, evet, Mazenderan. Evet, bu arada şeyi ayrıca incelenmesini ben çok öneririm. Deylem tarafının. Yani ne kadar heterodoks yapı varsa oradaki dağlık bölgelerde kendine bir melcegah bulabilmiş kendisi. Çok ilginçtir yani. Hristiyanlıkta da öyledir. Manastırlar yüksek yerlere yapılır falan. Mesela Alamut, Hasan Sabbah'ın ortaya çıktığı ve kurumsallaştığı yer de burası, Deylem. Şah İsmail'in ilk eğitimini aldığı yer de burası. Deylem'dir mesela. Evet. Deylem tabirisi. Tasavvuf o zamanlar yani şeye kadarmış, Şii'nin ortaya çıkışına kadar. Bir tasavvuf var. Şimdi şunu ben inkar etmiyorum. Mesela İlhanlar Şiileştiler 1200'lerde, 1300'de. Bunu inkar etmiyorum. Ama halk nezdinde genel bir Şiilik yok. Hanedanların Şiiliğinden bahsetmiyorum. Şafi diyorsun halk. Selçukların tamamı Şafi mesela. Şeyler de yani İran dönemi İsmail'den beri bir dönem. 1501-1502'ye kadar İran çok büyük oranda Şafi. Horasan'da, Deylem'de, Arap bölgelerinde ufak tefek Şii prenslikler var. Lokal, evet. Şehir prenslikleri gibi, şehir devletleri gibi. Tahmas mı dedin? Tahmas yok, Şah İsmail'e kadar. Şah Tahmas biraz daha sonra şeyden... biraz daha 1600'lerde. Şimdi şeyde Şah İsmail Erdebil'den, Tebriz'den başlayarak ciddi bir Şiileşme, ciddi bir zorla tepeden tırnağa bir Şiileşmeye götürüyor. Ya yani Kızılbaşlık'tan da ayrı bir Şiileşme. Hatta bunun için işte Kerek'ten, Amil'den, Cebeli Amil'den, Lübnan'dan ulema getiriliyor. Ulema getiriliyor İran'a ve bunlar eliyle kurumsal bir Şiilik yapısı ortaya çıkıyor. Bilhassa işte Şah Abbas dönemi, Şah Tahmas dönemi, bilhassa İsfahan ekolü bu şey şunu ortaya çıkarıyor. Bir, bütün ülke Şiileşiyor tepeden tırnağa, sadece hanedan değil, halk da zorla Şiileştiriliyor. İşte kaynar kazanlarda Şiileşmeyenlerin yakıldığına dair rivayetler, şunlar bunlar falan. Hatta o kadar ki Azeriler çok büyük oranda Şafii ve Sünni olmasına rağmen İsmail'in kendisi de, Safeviye tekkesi de yaklaşık 1,5-2 asır Sünni bir tekke olmasına rağmen sonradan Şah Cüneyt Eşe Aydar'la birlikte Şiileşiyorlar. Bugün bakın mesela Azerbaycan coğrafyasına, İran Azerbaycan'dan bahsediyorum. Yani bu şeydeki Urumiye tarafındaki tek tük birkaç köyün dışında, Tebriz'in çevresinde birkaç köyün dışında %99 oranında belki Şii'dir. Akif, özellikle İran'ın tarihsel bir emperya iddiası var. Yani gerek Şahlık döneminde, gerekse bu işte İslam devrimi sonrasında. Bu emperyal iddiasının Selçuklu-Osmanlı ilişkilerinde siyasal dönüştürücülüğünü ve bu siyasal dönüştürücülüğünü özellikle bugünkü Türkiye'deki devlet yapısının kurumlara etkisini ve özellikle velayeti fakih üzerinden biraz açabilir misin? Şimdi abi tabii çok katmanlı bir konu da şöyle giriş yapayım. Bu emperyal vizyon bahsinde ben ara ara o haritayı paylaşıyorum. Şimdi 3 tane haritayı üst üste koyup okumak lazım bunun. Bir Ahameniş dönemi haritası, yani bu eski Darüşşar'ın kuruşları milattan önce 5. yüzyıl. Eski Pers İmparatorluğu deyince antik çağdaki Persler. Ahameniş İmparatorluğu'nun haritasını alalım bir. Üzerine Sasani döneminin, yani milattan sonra 226'larda kurulup da işte bu Kadisiye, Nihavend'de Arapların yıktığı, Sa'd bin Ebi Vakkas ordusunu yıktı Halife Ömer dönemi 640'larda. O 4 asırlık Sasani dönemi haritasını onun üzerine koyalım. En geniş sınırlardan bahsediyorum. Onun üzerine de Safevi dönemi haritasını koyalım. Aşağı yukarı büyük ölçüde örtüştüğünü görürüz. Yani Ahamenişler döneminde daha bu şeye kadar, Atina'ya kadar yakıp geliyorlar, Ege kıyılarına kadar. İşte Sasaniler döneminde keza Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu evlerinde falan. Safeviler döneminde de öyle. Şimdi bu 3 dönem şeyin İran emperyal vizyonunun 3 zirvesidir aslında. Yani Persler, orijinal bu Hindistan'dan gelen Aryan kavimler. Sasaniler kendilerini işte partları yıkıyorlar ama eski o Perslere izafe ediyorlar. Bunlar ikisi Pers topluluklar ve Safeviler Türk kökenli bir hanedan olarak. Kürtlükleri de tartışmalıdı. Şimdi bu 3 dönem emperyal vizyonun zirveleri. Bunun üzerine bir de bu yeni dönemdeki İran İslam Cumhuriyeti'nin bu proksiler aracılığıyla devlet dışı silahlı aktörler veya devlet dışı aktörler veya doğrudan devletler aracılığıyla temasta olduğu, etki sahibi olduğu, çünkü mesela bugün Orta Doğu'da 4 başkenti doğrudan İran yönetiyor. Çok ilginç. Ki bu kadar ekonomik sıkıntıları var, bu kadar ambargo var, bu kadar rüşvet, yolsuzluk tipine kadar vurmuş durumda. Buna rağmen. Şimdi bu 4 şeyi, yani 3 eski dönem imparatorluğu ve İran İslam Cumhuriyeti. Yani bu 4 yapıyı harita bazında üst üste koyduğumuz zaman aslında bu İran zemin, İran şehri dedikleri şeye aşağı yukarı varmış oluyoruz, ulaşmış oluyoruz. Şimdi bunu ben doğrudan mezheple veya dinle bağlantılı bir şey olarak görmüyorum. Yani eğer İran'ın bugünkü dini kodları Şintoist olsa, ne bileyim Maniheist olsa yine aşağı yukarı böyle bir şey olacak. Çünkü coğrafya, hani bu İbn Haldun'a atfedilen söz var ya, coğrafya kaderdir diye, bir yerde o size emperyal bir şeye doğru sürüklüyor. Çünkü siz çok özel bir jeopolitik konumda bulunuyorsunuz. Yani kuzeyde işte Hazar ve Kafkaslar, güneyde okyanus üzerinden Çin'e, Hindistan'a açılabiliyorsunuz. Batıda işte Osmanlı, sonra Türkiye ile Avrupa ile etkileşim içerisinde bulunabiliyorsunuz. Aşağıda geniş Şii topluluklar var, Irak'ta, Lübnan'da, Yemen'de vesaire. Şimdi bunlar üzerinden, keza Suriye'de. Şimdi bunlar üzerinden sizi Orta Asya'da zaten geniş bir hareket alanı var tarihsel olarak. Ama bunlar için bir özne lazım. Yani özlerde bir ortak aidiyet lazım ya da tabirle bir millet lazım, bir ümmet lazım. Ama o çok katmanlı bir yapı. Bir de o da işin ilginç tarafı. Bunu şöyle, şimdi biz de milliyetçi paradigma ile bakınca anlamakta zorlanıyoruz. Ama İran modern dönemler imparatorluğudur. Halen daha öyle. Yani İran'ı böyle bir şey olarak görmemek lazım. Bir klasik prototip, bir ulus devlet gibi görmemek lazım. Yani İran'da bugün Farsçılık bile yapılmıyor. Yani yapanlar var elbette. Yani bakan seviyesinde bilmem ne bulursunuz da böyle genel bir devletin rengi Fars'tır diyebileceğiniz bir durum yok. Bunu söyleyince dil üzerinden hemen itiraz ediyor insanlar. Yani dil üzerinden itiraz edilecek bir şey yok. Anadolu Selçuklu Devleti'nde de yani büyük oranda Farsça kullanılıyordu. Hindistan'da da Babür İmparatorluğu'nda büyük oranda Farsça konuşuluyordu. Yani bu dil üzerinden İran devleti, yani İran devlet aklı diyebileceğimiz bir şey, dil üzerinden bu konsolidasyonu sağlamış. Yani İran hiçbir zaman Türkiye gibi veyahut işte Avusturya gibi, Fransa gibi bir ulus devlet olmadı. Post imparatorluk ya da imparatorluk sonrası bir ulus devlet olmadı. Şu anda olmadı. Ben olmadığını savunuyorum. Ve olamayacaktı yani. Bence olamayacaktı. Çünkü saydığınız zaman mesela 15-20 tane sayısı yarım milyona ulaşan etnik topluluk var. Yani ülkenin zaten %40'ı kabaca, yani %30'dan %50'ye kadar oranlar değişiyor da, yani verilen oranlar kabaca %40'ı Türk zaten. Tabii. Azeriler, Kaşkaylar, Türkmenler, Halaçlar, Afşarlar bilmem ne %40'ı kabaca Türk zaten. Buna yakın bir oranda %30 küsürlerde Farslar ve Farslaşmış topluluklar var. İşte Mazenderanlar, Gilanlar vesaire gibi. Araplar var. Çok ciddi bir Kürt kitle var. Çok ciddi bir Beluç kitle var. Yahudiler ve var. Milyonluk. Yahudiler var aynı şekilde. Keldaniler var, Süryaniler var, Ermeniler var. Tabi bunların sayıları o kadar öyle milyonla ifade edilmez ama var. Yani mecliste temsilcileri var resmen. 286 zannedersem İran parlamentosundaki milletvekili sayısı. 5 tane kontenjan vekili var. İkisi Ermenilere, bir tanesi Yahudilere, bir tanesi Zerdüştlere, bir tanesi de şeylere, bu Süryani, Keldani vesaire. Emperyal, neo-emperyal bir şey. Aynen öyle. Yani ben İran'ın bir ulus devlet tarihte hiçbir zaman olmadı zaten. Bundan sonra da olabileceği kanaatine değilim. Yani bir neo-emperyal bir şey, yapı. Yani o imparatorluk şeyini çok aşabilmiş değil. O yüzden zaten mesela Kum'a gidin bakın. Kum internasyonel bir şehirdir. Yani Necef de öyledir. Necef de yine İran etkisinde. Kum internasyonel bir şehir. Afrika'dan da Şii Hüccetülislamlar var. Türkiye'den var. Afganistan'dan var, Pakistan'dan var. Bütünlüğü nasıl kurabiliyor ülke kendi, yani mesela İranlılık kimliğiyle. Evet. İranlılık kimliği üzerinden kuruyor. Yani bu ortak coğrafya, hani bu aynı coğrafyada aynı kaderi yaşamış olmanın getirdiği bir tarih bilinci, kültür bilinci, dil üzerinden bir yeknesaklık. Rıza Şah'la birlikte 1930'larda başlayan o eğitim hamlesi. Yani Pehleviler döneminin tek bir hayrı dokunduysa şeye, İran'a, yani İranlılar gözüyle bakarak söylüyorum, yani bize de Türkiye'den bakınca çok ilgilendirmez. Tek bir hayrı dokunduysa İran'a bu eğitim üzerinden ve dil üzerinden o yeknesaklaşmayı sağlaması oldu. Çünkü daha önce merkez kaç parametreler çok kuvvetliydi. Pehlevi tipik bir Esadvari bir rejim miydi, yoksa o da bir imparatorluk düzeni miydi? Pehleviler bir ulus devlet kurmaya çalıştılar. Pehlevi dediğimiz o eski Ahamenişler dönemindeki şey, yapı. Ya bu adamların Pehlevilerle ne alakası olabilir? Yani Rıza Şah dediğimiz adam zaten Mazenderanlı, Ramser tarafından bir adam. Mazenderanlar Kafkas kökenli bir topluluk. Yani bu müstaharebe Arapları gibi, Cezayirliler, Mısırlılar, işte Faslılar falan gibi sonradan Araplaşmış topluluklar onlar. Bu Mazenderanlar da, Gilekiler, Gilanlar da sonradan Farslaşmış topluluklar. Yani bunlar sonradan Farslaştıkları için eski arayan Pehlevilerle bir alakası olamaz zaten, ama o politik meşruiyet anlamında, politik teoloji anlamında kendilerini oraya izafe ediyorlar, oraya bağlıyorlar. 1972'de zannedersem 2500. kuruluş yıl dönümü. Yani bu görüşüne göre Andruga'da İslam devrimi bir bakıma İran'ın imparatorluk vasfını, emperyal vasfını açığa çıkardı. Daha da kuvvetlendirdi. Evet. Yani o şeyin önündeki bendi açtı. Nehrin önündeki bendi açmış oldu. Yani bunu söylerken şunu da göz ardı etmemek lazım. Yani mesela İmam Musa Sadr diyor Lübnanlar. Musa Sadr'la Şah döneminde de ilişkiler vardı. İran devletinin ilişkileri vardı. Irak'taki Şiilerle Şah döneminde de ilişkiler vardı. Yani bu sadece İran'ın bölgedeki Şiilerle ilişkileri 79 devrimiyle birlikte başlamıştır önermesi katiyen yanlış. Fakat bunun mezhebi boyutundan ziyade jeopolitik tarafı daha ön plandaydı. İran devrimiyle birlikte mezhebi ve internasyonel devrim tarafı daha ön plana çıkmış oldu. İşte Hizbullah'ın kuruluşu, Hamas'ın kurduruluşu vesaire. Velayet-i Fakih de Şah sonrasında etkin olan bir şey oldu değil mi? Bundan önce yok, ondan önce de var mıydı? Şah öncesinde. Şöyle, Velayet-i Fakih ile alakalı çok kısa bir arka plan bilgisi vermiş oldum. Şimdi Velayet-i Fakih meselesi, tarihte ahbariler var, usuller var. Daha rivayet üzerine kurulu, bizdeki daha böyle seleflerin hareket tarzını takip edilmeyen ahbariler var, daha rivayetçi. Bir de usuller var. Daha işte bu ehli rey diyebileceğimiz, daha içtihat kökenli, içtihat merkezi devam eden topluluk. Şimdi usuliler Safevilerin son dönemiyle birlikte yavaş yavaş ön plana çıkıyorlar ve ulema bağımsızlaşarak devletten, Safevi döneminde çok iç içeydi. Kacarlar döneminde bağımsız bir yapı olarak kendini teşekkür ettiriyor. Bu Şiilikteki taklit meselesinin de bunda etkisi var. Yaşayan her bir şeyi yaşayan bir ayetullah'a taklit etmek durumunda vesaire. Usullerin görüşü. Şimdi bu iki türlü bir şey sağlıyor. Bir, ekonomik anlamda, politik ekonomi anlamında siz o ayetullah'ın taklit ettiğiniz mercenin politik gündemini de satın alıyorsunuz. İki, humusunuzu, zekatınızı götürüp ona veriyorsunuz. Bu milyon dolarlık bir politik ekonomi ortaya çıkartıyor. Evet. Çok büyük vakıflar, işte şeydeki Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi falan gibi, o Necef'teki büyük vakıflar gibi milyon dolarlık vakıflar ortaya çıkarıyor. Kacarlar döneminde de böyleydi. Ve bu inanılmaz bir güç devşirebileceği bir alan sağlıyor Şii ulemaya. Bunu göz önünde bulundurmak lazım. Ve bundan dolayı da Kacarlar döneminde 1906 meşrutiyet ortaya çıkınca, Rus meşrutiyeti ve Osmanlı meşrutiyeti ile etkileşim halinde ortaya çıkınca 1906'daki meşrutiyet, din adamları diyorlar ki bizdeki Anayasa Mahkemesi gibi veya işte şeyden sonra Şura-i Nigehban gibi, İslam devriminden sonra Anayasa Korucular Konseyi gibi meclisin kararlarının dine uygunluğunu tespit edecek bir mekanizma kuralım diyorlar. Ulemadan müteşekkil. Bu parlamentonun üzerinde, şahın da kararlarının üzerinde bir dine uygunluk şeyi. Kim adına? İmam Zaman adına. 12. İmam adına. Bunu uyguluyorlar birkaç sene. Fakat sonradan işte meşrutiyet geri döndürülünce Muhammed Ali Şah Rusların desteğiyle ortadan kalkıyor. Normalde Hümeyni'nin ve Kum'daki ulemanın talebi bu anayasal konseyin yeniden ihdas edilmesiydi. Fakat Rıza Şah döneminde, Pehlevi döneminde var mıydı bu şey? Bu kullanılmıyordu, uygulanmıyordu. Çünkü ama vardı, kavram olarak vardı. Kavram olarak var. Çok sert bir sekülerleşme dalgası var. Hatta bu Türkiye'deki devrimleri takip ediyorlar. Çok büyük oranda Rıza Şah. Zaten arkadaşlar Atatürk'e. Tabii 1910'ların sonundan beri arkadaşlar bu arada. 34'te 35'te başlamadı Rıza Şah Atatürk meselesi. Memduh Şevket'in Tahrananlarına bakmak lazım. Orada çok detayı var bunun. Bu şeyle birlikte Pehleviler döneminde kavram olarak var ama uygulanmıyor. Normalde ulemanın talep ettiği bu. Yani devleti biz yönetelim demiyorlar. Buna tekrardan geri dönelim. Bu gelsin. En azından onlar da çünkü kendi tabanlarına bunu söylemek durumundalar. Yani biz de işte yönetimin içerisinde varız. Yönetimi biz İmam Zaman adına kontrol ediyoruz vesaire ki bu şeyi sağlayacak. Bu etkileşim ve daha güç devşirilmesini sağlayacak. Bu bile olmayınca 1960'lardaki Ak Devrim dedikleri o hem toprak reformu hem işte politik alanda bir takım şeyler, Muhammed Rıza Pehlevi'nin yaptığı uygulamalar, bunlar da ters tepince Soğuk Savaş döneminde de zannedersem Said Emir Ercüment'in yorumuydu, şey diyor, Ak Devrim'in başarısız olduğu şeyde, konjonktürde bir Kızıl Devrim'den korkuluyordu. Bu Kızıl Devrim olmasın diye bir Yeşil Devrim'e Batı yeşil ışık yaktı diyor. Destekledi veya bunu kurumsallaştırdı demiyor ama buna yeşil ışık yaktı. Yani Fransa'dan dönmesine göz yumuldu mesela. Evet. Ne bileyim, Necef sürgünden sonra 78 sonbaharında Paris'e gitmesine izin verildi. Evet. Falan. Oradan Air France'a dönmesine izin verildi falan. Bu anlamda söylüyor. Şimdi burada şeyi ele aldığımız zaman Hümeyni bakıyor ki Muhammed Rıza Şah döneminde, Muhammed Rıza Pehlevi döneminde şey olmayacak. O 1906 meşrutiyetinde getirilen o ulema kontrolü olmayacak. Bundan daha radikal bir şey öneriyor. Zaten sürgüne gidiyor 64. Kasım'dan itibaren, önce Türkiye sonra Necef. Daha sert bir şey öneriyor. Ve 70-71'de bir seri konferanslar dizisiyle Necef'te, Büyük Havza'da velayeti fakih sistemini ortaya koyuyor. Hükümeti İslami'yi, velayeti fakih sistemini ortaya koyuyor. Ve 1906 meşrutiyetinden daha kapsamlı, daha şumullü bir yönetim şekli. Yani İmam Zaman adına, Mehdi Muntazır adına doğrudan şeyi biz yöneteceğiz. Mehdi Muntazır da gelmesi beklenen Mehdi. Gelmesi beklenen Mehdi. 1000 küsur yaşında olması lazım şimdi. Onun adına sistemi doğrudan biz yöneteceğiz. Daha önce seküler bir sistemin üzerinde dini bir gözetim mekanizması, monitoring mekanizması kurulacaktı. Ama şimdi doğrudan bütün sistemi biz yöneteceğiz. Velayet fakihin mantığı o. Yani velayet dediğimiz, hani bu çocuğun velayeti anneye veriliyor, babaya veriliyor, temsil, onun gibi. Yani çocuk, toplum bir çocuk gibidir. Kendi kendini yönetemez. Onu işte adına yönetmek lazım. Kendi faydası için onun adına yönetmek lazım falan. Velayet fakihin mantığı bu. Velayet fakihteki esas mesele şu. Bu inanılmaz dönüştürücü bir dinamizm sağlıyor Şiiliğe. Mesela? Şöyle ki, Hamid Dabaşi'nin şeyi bu, Shiism ve Religion of Protest'teki temel teziydi Dabaşi Hoca'nın. Şeyi söylüyor, Şiilik diyor bir muhalefet ideolojisidir diyor. Bütün meşruiyetini, bütün dönüştürücülüğünü, bütün devrimciliğini muhalefette olmaktan devşirir. Ne zamanki iktidara gelir, o da eski bir şey, medrese öğrencisi, Zannedersem Hüccetülislam'dı zamanında. Ne zamanki iktidara gelir diyor, O zaman diyor bütün meşruiyetini, bütün haklılığını, bütün dönüştürücü gücünü kaybeder. Yani bu İbn Haldun'un şeyi gibi, kalenin dışındaki o bedevilerin hadarları muhasara etmesi ve kaleyi ele geçirmesi gibi. Dışarıdayken, havzadayken şeyi muhasara ettiğiniz güce karşı ahlaki üstünlük de sineğinizde. Bugün bunu söyleyebilir miyiz? İran için mi? Evet. Dabaşı Hoca söyleyemeyiz diyor. Tezini de ona dayandırıyor evet. Zaten. Ben de onu takip ediyorum. Yani onun görüşünü ben de o anlamda kabulleniyorum. Ne zaman ki diyor iktidara geldi şeyi kaybetti. Safeviler döneminde de aynısı oldu. Evet. Yani Şiiliğin zaten gücü ne Emevi döneminde ne Abbasi döneminde şeyi başa geçememesindeydi. Başa geçtiği zaman kaybediyor. Yani bir muhalefet ideolojisi olarak zaten bu kurumsallaşmış. Tarih içerisinde. Bir muhalif ideoloji bu, dönüştürücü bir ideoloji. Ama bunun böyle bir topluma dönük bir programı yok. Kültürel anlamda, siyasi anlamda, ekonomik anlamda, sanat anlamında bir şumullü bir programı yok. Ne oluyor şumullü bir programınız olmadığı zaman? Pitirim Sorokin'in şeyine geliyoruz, devrim sosyolojisine. Devrimlerin iki fazı vardır diyor. Bir tanesi dinamik ve inşacı faz, bir tanesi muhafazakar ve statik faz. Dinamik ve inşacı faz aynen Sovyet devrimindeki gibi ilk birkaç yıl, iç savaşın bitimiyle birlikte o da aşağı yukarı bitiyor. Sonra o statik faz başlıyor. Muhafazakar faz başlıyor. Stalin'le birlikte işte Uruşçov, Brejnev devam ediyor. İran'da da benzer bir şey var. Yani ilk birkaç yıl Hümeyni hayattayken statik faza geçiyorlar. Kişisel bir soru sorayım. İran'ın parçalanması senaryoları hep tartışılıyor. Batılı yerlerde, bazı şeylerde. İşte İsrail, Amerika. İran sosyolojik olarak ve siyasi olarak, kültürel olarak parçalanma ihtimali olabilir mi? Hipotetik bir yaklaşım gerçi ama. Şimdi bu şeye benzesin istemem. Suriye'deki çatışmalar başladığı zaman 2011 Nisan'ındaydı zannedersem bir Suriyeli, aslen Suriyeli bir büyüğümüze soruyorlar bunu. Suriye'deki olaylar ne olur falan diye bir gazeteci yazar. İsmini anlayalım, herkes biliyor. O da diyor ki merak etmeyin Suriye'deki sistem çok güçlü, hiçbir şey olmaz falan diyor. Sonra neredeyse Şam düşecek birkaç ay sonra falan. Tabii Suriye perişan oldu. Perişan oldu, iç savaştan daha da çıkamadı zaten. Yani ülke birkaça bölündü falan. Şimdi böyle bir şey olsun istemem yani bir şey söylediğim. Türkiye için de önemli olmaması öyle bir şey. Evet. Ama şey de yani İran için böyle bir şey söyleyip erken şeye düşmüş olmak istemem, offside'e düşmüş olmak istemem ama benim kanaatim şu. Şimdi İran tarihsel olarak zaten bir coğrafyada bütünlüklü bir yapı olarak gelmiş hep. Selçuklular dönemi de böyleydi. Evet. Moğollar dönemi, İlhanlar dönemi de böyleydi. Hiç parçalanmamıştı. Kacarlar da böyleydi. Yani bir ana şey. Yani mesela Osmanlı'nın Fas'ı, Cezayir'i kaybetmesine benzer coğrafya olarak uzaktaki bölgeleri sizden daha güçlü emperyal yapılar gelip elinizden alabilir. Merkeze uzak ve sizin otoritenizin olmadığı bölgeleri. Yani doğrusu telgraf hattı bile yokken Tunus'u, Fas'ı kaybediyoruz. Çok normal. Yani oraya asker gönderseniz kaç ayda gidecek falan. Şimdi burayı kaybetmeniz normal sizin Fransa'ya, Britanya'ya falan. Evet. Ama tutup da mesela şeyi kaybetmezsiniz. Ne bileyim Halep'i kaybetmezsiniz kolay kolay ki zaten en son ayrılan yerler. Ne bileyim Van'ı kaybetmezsiniz, Diyarbakır'ı kaybetmezsiniz falan. Şimdi İran'da da benzer bir şey var. Yani imparatorluğa uzak bölgeler mesela kuzeydeki Gürcistan gibisin. Zaten orada şey etkiniz yok. Yani Fars bir topluluk yaşamıyor orada zaten. Yani ama hani ana parça... Ana karayı kaybetmez. Zamanımızda az kaldı Akif. Bir iki şey sorun. Mesela Türkiye'deki devlet kurumlarına, şu anki Türkiye Cumhuriyeti de Osmanlı kurumlarına İran etkisini nasıl görüyorsun? Kurumsal anlamda. Kurumsal anlamda. Şimdi ben mantık anlamda mesela biz Rumi devletlerle Roma'dan kalan bir gelenek var. Bir de Sasani devlet deniyor ya. Bizde hangi tür şey var? Devlet geleneğini görüyorsun. Şimdi bizdeki biraz daha Roma'ya benziyor işin doğrusu. Osmanlı'dan beri kurumsallaşan. Ben burada iki şeyden bakıyorum. İki perspektiften bakıyorum. Bir, din-devlet ilişkileri. İki, devlet-toplum ilişkileri. Şimdi bizdeki din-devlet ilişkileri büyük oranda Roma bakiyesidir. Evet. Yani ayrı bir... Doğu Roma bakiyesi. Evet, Doğu Roma, Bizans bakiyesi. Yani ayrı bir din kurumu var ama o din kurumu devlete tabi. Roma'daki gibi değil. Katoliklikteki gibi değil, oradan bağımsız ve onun üzerinde değil. Ortodokslukta olduğu gibi bunun aynen Rusya'da şu an Moskova, Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi de Kremlin ilişkileri gibi bizdeki Diyanet İşleri Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı ilişkileri daha önce başbakanlıkken güçlü başbakanlık modelinde o ilişkilerle Rusya'daki model birbirinin aynısı çünkü ikisi de Doğu Roma bakiyesi, Bizans bakiyesi. Bir bundan bakıyorum, iki devlet toplum ilişkileri açısından bakıyorum. Toplum devletin neresinde? Yani batıdaki gibi birey var mı yok mu? Yok. Yok. Bizde de aynı şey var. Rusya'da birey var mı? Rusya'da da yok. Yok. İran'da da yok değil mi? Var mı İran? Biraz daha var gibi geliyor. Evet. İran'da şöyle, devrime kadar birey vardı. Onlar her ne kadar bireyin özgürleştiğini savunuyorlarsa 79'dan sonra totaliterliğin farklı bir boyutu ortaya çıktı. Ama kafaları kızınca sokağa iniyorlar yani halen. Şu var, protesto geleneği var. Bu anlamda demiyorum onu. Yani protesto geleneği Rusya'da da var. Ama Rusya'da bireyin bir kıymeti yok. İran'da da mesela protesto geleneği var ve toplumun herhangi bir kesimi herhangi bir zaman sokaklara çıkmış. Mesela 1892 tütün isyanı zamanında muhafazakar ulemanın önderliğinde dindarlar çıkmış ortaya ve nitekim Nasreddin Şah'ı öldürenler de 1896-97'de şeyler, Cemalettin Afganiler falan, muhafazakarlar, onun takipçileri. Sonra mesela komünistler ortaya çıkabilmişler, sokağa çıkabilmişler 1940'larda, 50'lerde, 60'larda. Milliyetçiler sokağa çıkmışlar, Musaddık'ın destekçileri ve 65'ten sonra, 64-65'ten sonra dindarlar güçlü bir şekilde sokaklara çıkmış ve bu demin bahsettiğim o canlı networkler aracılığıyla şeyin de üzerinde kendilerini konumlandırabilmişler. Dönüştürücülük şeyiyle sokaklara çıkmışlar. Devrimden sonra da aynı şey. Türkmenler mesela isyan etti şeyde, Türkmensaray'da, Türkmenistan sınırında. Kürtler isyan etti Senendeş'te, Kirmanşah'ta. Yani diyorsun ki Türkiye'deki devlet kurumlarına da İran'dan, Pers'ten ziyade Roma hakimdir. Evet. Yani bu çok, özür dilerim, şeye çok benziyor. Yani Peygamber'in vefatından sonra, 4 halifeden sonra devlet Şam'da kuruluyor Emevi, evet, devleti. Bizans bakiyesi olarak Muaviye'nin, Yezdin vesairenin, Mervan'ın şeyden çok fazla bir farkı yok. Kaiserlerden çok fazla bir farkı yok. Bu mentaliteyle yönetiyorlar. Ne zaman ki Abbasiler kuruluyor, bu Müslim'le birlikte 760'lardan itibaren Bağdat'ı başkent yapıyorlar. Medayini, eski Tesur şeyin, Sasani'nin başkentinin 40 kilometre yanındadır. Eski Sasani başkentinin diline kuruluyor Bağdat. Tabii. Ha, niye mesela Basra'da değil, niye Musul'da değil, niye ne bileyim, evet, Şam'da, Ürdün'de, evet, falan değil de, evet, Medayinin hemen dibinde. Evet. Çünkü o bir Sasani, post Sasani, evet, bir devlet. Evet. Neo Sasani bir devlet. O anlamda Abbasi şeyi Sasanilerin bakiyesi, Emevi devleti Bizans'ın bakiyesi. Türkiye Cumhuriyeti de kurulurken Osmanlı bakiyesi üzerine kuruluyor ve yapı olarak o devlet toplum ilişkileri Osmanlı'da neyse Cumhuriyet Selçuklu için değişmiyor. İran diyebilir miyiz Büyük Selçuklu için? Büyük Selçuklu bir İran devletidir ama Selçukluları işgalci kabul ettikleri için kendilerinden saymaz İranlar. Bugün gidin mesela bakın işte bu şeyde Kaşan'da, İsfahan'da, Şiraz yakınlarındaki Selçuklu kalelerine yıkılıyor. Nizamülmülk'ün, Melikşah'ın, Terken Hatun'un türbelerine bakın mesela İsfahan'da, bakımsızlıktan şey. Gazali'nin de türbesi şeydi. Gazali'nin de şeyde Tuz civarında, Nişabur, Tuz o tarafta, Horasan'da. Yani bunu hatta o zaman şeydi, 2012'lerdeydi, 11-12'lerde bizim TİKA çok şey yaptı. Ben İran'dayken o işi takip etmiştim. Bizim TİKA çok ısrar etti. Evet. Nizamülmülk, Terken Hatun ve Melikşah'ın kabirleri, o İsfahan'da büyük şey var ya, büyük meydan. Nakşi Cami Meydanı. Onun hemen kenarında, yani 1 kilometre var yok, bir caminin haziresinde ve yıkık dökük halde yani. Çok dediler ki biz burayı şey yapalım, Türk devleti. Biz burayı restore edelim. Sizin adınıza restore edelim. Siz yönetin ama parasını biz verelim, burayı restore edelim. Çünkü bizim açımızdan önemli bir şey. Ya onu bırakın. Selçuklar belgeseli yapılacaktı. Ona dahi izin vermedi İran devleti. Akif'cim sana son sorum şey olsun. Benim özel sorum. Meraklı ilgi alanım. Belki izleyicinin de ilgi. Şimdi mesela bizim geleneksel Sünni İslam'da şu anda tarikatları taşıyor hocam. Medrese geleneği var. Onu çok birkaç programda tartıştık. İran'daki medrese geleneğiyle Sünni medrese geleneği arasındaki entelektüel farklar nelerdir? Onu da bir son olarak bir açıklayabilir misin? Şöyle... bu şeyin teziydi. Mısır'da ve Osmanlı'da felsefe kaybetti, İran'da felsefe kazandı diyordu. Geçen bir kitapta okuyordum. Genel bir şey olarak, genel bir değerlendirme olarak. Şeyden itibaren, Safevilerin son döneminden itibaren Mir Damat ve Molla Sadra ile birlikte felsefe geleneği İran'da çok canlı bir şekilde, son canlılığıydı o. Yani zaten felsefe hep güçlüydü. Otorite korkmadı mı felsefe filozoflardan, düşüncelerden falan? Devlet yıkılıyordu zaten. Yani 1600'lerin sonu, 1700'lerin başında Safevi devleti yıkılıyordu. Esas o büyük dönemleri, şaşalı dönemleri geride bırakmışlardı. Elbette korktu Molla Sadra'dan da, Mir Damat'tan da ama o felsefe geleneğinin son atılımıydı Mirdamat da işte bu Aristo ekolünü şey üzerinden, İbn Sina üzerinden tekrardan canlandıran adamdı, şeydi, felsefe geleneğini. O gelenek orada güçlü bir girdap şey yaptı, güçlü bir dinamik. Medreselerde, İran Şii medreselerde bu okutuluyor mu bundan? Kırıntıları şimdi var. Şimdi orada şöyle, o dönemde, Safevi döneminde, bu Molla Sadır döneminde medreselerin içerisinde fıkıh ve felsefe birbiriyle rekabet içerisine girmiş bir şeydi, bir dinamikteydi. Evet. Felsefe de güçlü bir şekilde var oldu. O felsefi gelenek zaten velayet-i fakih ve onun gibi neo, nasıl diyelim, yeni ve dönüştürücü teorileri ortaya çıkarabildi. Çok önemli. Bizdeki dogmatizm, yani bu donmuş haliyle, yani felsefe olmadığı için, yani olmadığı için demeyelim de çok zayıf olduğu için o dönem İran'a göre. Evet. Akıl yürütme burada şey kaldı, çok zayıf kaldı. Yani şu anda İran Şii medreselerin hala bir dış dünyayla bir alışverişleri var diyorsun. Çok canlı bir alışverişleri var. Hatta şu var, mesela çoğu Hüccetülislam'a, Ayetullah'a baktığınız zaman Batı eğitimli olanları çoktur. Mesela Muhammed Hatemi Cumhurbaşkanlığı da yaptı 97-2005 arasında. Muhammed Hatemi de mesela felsefe çok güçlüdür. Şeyde Hasan Ruhani Cumhurbaşkanı Hüccetülislam felsefe güçlüdür. Mesela Glasgow'da doktora yaptı vesaire. Çok iyi bir Kant geleneği var. Videolarını izlemiştim onları. Evet, yani İngilizceydi. Yani 3-4 dil bilen ayetullahlar görürsünüz gittiğiniz zaman falan. Dünyaya açıklar. Yani bizim anladığımız anlamda, bizim böyle zannettiğimiz anlamda dünyaya kapalı, kendi kendilerine mıy mıy okuyorlar falan gibi bir durum yok ya. Yani. Yok, çok açık. Güçlü bir felsefe geleneği var. Dünyayla açıklık var. Fakat onu kendi şeyinin altında, velayet-i fakihin altında konumlandırıyorlar. Evet. Öyle olunca onun varacağı yer sınırlı. Yer bu o zaman olunca tabii hukukun üstünlüğü, yolsuzlukların denetlenmesi, insan hakları gibi konular da tabii o dediğin şey kilitten geçin. Evet. Ya çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederim. Çok güzel ve derinlikli bir sohbet oldu. Belki de ileride gene İran odaklı sevgili Akif Koç'la devam edebiliriz. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkürler, iyi akşamlar.